Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim hemen. Nerede kalmışız? 8 6. bölüm 0106 şurada göreceğimiz üzere. Yani part 1'de 6. bölüm burası mıydı? Part 1 Reading Impact. Buradan aşağı doğru inelim şöyle. High Adolescence. Evet, sanırım burada kaldık. Çünkü en son yo. Once Upon a Time'ı yazdırdık. Bay yazdırmış. En son bunu yazdık galiba Scanner'dan sonra. Evet. Bir örnekte böyle vermiş. Tamam, burada kaldık. Şimdi diyor ki Fundamentals of Strings. As you might have noticed in programming we refer to strings rather than text. Şunları bir çevirelim mi? Tamamen ne demek istediğine bir bakalım. Çeviri yazıp bir bakalım. Fark etmiş olabileceğiniz gibi programlamadan metin yerine dizilerden bahsediyoruz. Dize terimi bilgisayarın metni daha temel bir seviyede nasıl gördüğünü açıklayan karakter dizisi için kısaltmadır. Tek tek karakter dizisi olarak. Şu ana kadar dizileri iki şekilde kullandık. Print komutunu uygularken yazdırılacak dizeyi tırnak işaretleri içinde print komutuna çıkarak aktardık ve okuma girişini uygularken okuduğumuz dizeyi bir değişine kaydettik falan filan. Uygulamadan değişken. Burada hep bilgi veriyor. Okey. Burada gördüğümüz üzere bize string'in ne olduğundan bahsediyor. String, message, Hello World. Şimdi burada anladığım kadarıyla string'i belirtmek zorundayız. En başta sadece bir kereliğine. Ben bir buna ne diyoruz? String belirtmek istiyorum. Hani bir message diye bir parametre yapacağım. İçine bir değer gireceğim. Bunun için önce bunun ne olduğunu belirtmem gerekiyor. Mesela diğer dillerde tam olarak böyle çalışmasa da özellikle Python'dan örnek veriyorum. Böyle çalışmasa da burada böyle. String'den bahsediyorum. String'in sayısı büyük. Bunu yazdıktan sonra message yazıyorum. Sonra hello world olduğundan bahsediyorum. Bundan sonra bir daha her seferinde string message diye yazmak zorunda değilim. Sadece message yazsam da yetiyor. Ve burada gördüğümüz üzere string message hello world diye tanıtırsak sistem output yani soğut yazıp message yazdığım zaman içine bakın buraya tırnak işareti koymamışız bundan önceki derste benim yaptığım hataki gibi. Direkt olarak hello world'ü yani buradaki yazdığımızı çıkartacaktır. Şununla beraber. Async Enclosed in Programming Language Quotation Mark is Caldar String Literal. Burada ek olarak ne demiş olabilir ki önemli? Değişken adlan etrafına tırnak işareti koyduğum evet. Bizim yaptığımız hata arkadaşlar. Yaptığımız hatayı da yazdırmışlar. Çünkü message'ı bu şekilde yazdırdık. Mesaj diye çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Yaygın hatayı yapmışız. Concatenation değişkenler miydi bu? Bir dakika bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Concatenation. Birbirine bağlama. Pardon. Doğru burada yazıyorum zaten. This string to be printed can... Evet iki tane ayrı string yazdırmak için. Burada evet iki tane ayrı string yazdırmaktan bahsediyor. Hemen kendi mantığımla yapacağım. Tam olarak bunu neye sahibiz bilmiyorum. Çünkü bu başka bir olay. Yani daha oraya gelmedik. Burada o olay. O zaman hiç yazmayalım. Şöyle abi. Hello world'ü ayrı ayrı yazıp toplayabiliyoruz. Tamam bunu niye ayrı ayrı yazıp toplayalım ki? Yani hello yazıp boşluk bırakıp world yazsak da aynı şey olur. Evet ama bunu şu şekilde tanıtırsak. Yani message yapıp hello world olduğunu açıklarsam. Message 1 için hello. Message 2 için hello'nun Hello'dan sonra gelen world'u koyarsam sadece. Buraya message 1 artı message 2 yazarsam Hello World olarak dışarı çıkacaktır. Tabi boşluğu unutmamak lazım orada. Bak mesela burada böyle yapmış. Message'in Hello World olduğunu söylemiş. System out print message plus nokta 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 and the universe. Hello World and the universe. Bunun aynısını sayılar için de yapabiliriz diyor. With any number of strings. With any number of strings derken neden bahsediyor ya? Burada niye number'dan bahsetmiş bilmiyorum. Yani anlamadım. Sonuç olarak aynı anda ikisini de yapabiliyoruz şu şekilde yani start deyip my name'imizi bu şekilde alıp buraya koyabiliriz. Bond'u kendi elimizle yazarız. End'i de burada tanımladığımız değişken olarak yaptırabiliriz. Tamam. Buradan bizden ne isteniyor? High Ada bunu çıkartmayı istiyoruz burada. Şimdi unutmayalım ki burada sonunda şöyle bir şey istiyor bizden. Bak şurada görüyor musun? Bunu unutmamak lazım. Ve aynı zamanda sadece bu mu? Hayır. Şu da var. High ve şu.
Bunu ikisini ekleyeceğiz çünkü burada sadece bu yazılı. Hemen bakalım nasıl yapıyoruz. Öncelikle Soğut tab'e basıyorum. Hi. Ama gördüğünüz üzere Soğut yazdığım için otomatik olarak aldığı bu tırnak işareti artı name, yani buradaki name'imiz. Ama bir dakika, hi'yi zaten şunun içine koymamız gerekebilir. Evet, hi çünkü bizim elle yazdığımız bir şey. Name ise burada değişken tanımlanmış. Bir tane daha artı koyup bir daha tırnak işareti koyuyoruz. Buraya da bir tane bundan. Bakalım burada önemli bir şey var mı? Burada bir boşluk görüyorum burada. Yani demek ki hi'dan sonra bir boşluk bırakmam iyi olur. Evet, şimdi bunu bir başlatayım. Nasıl gözüktüğünü görmek istiyorum. Keşke biraz daha hızlı çalışan bir şey olsaydı şu Java'nın şu kısmı. Evet, hi, adalabanız deyip, evet, gördüğünüz gibi istediğimiz çıktıyı aldık. Bir de bilgisayarı kontrol ettirelim bakalım. Bu olurken aşağı bakalım. Evet, burada bize nasıl yapacağımızı anlatmış. Bakın burada boşluğu da unutmamış. Evet, bütün testler oldu mu? Evet. Gönderelim server'a. Server'a niye gönderdiğimizi göstereyim size. T yazınca çıkıyordu galiba burada. Aynen, test my code. Bu linki de videonun altına koyacağım. Bu linke girdiğiniz zaman buradan giriş yaparsanız giriş yaptıktan sonra buradan neyi ne kadar bitirdiğinizi görebilirsiniz. Yüzde kaçlık bitirdiniz? Kaç tane şey vardı? Bakın, az önce gönderdiğimle beraber %113 oldu. Az önce %110'du. %113 mü? %13 oldu. %10'du. Evet. Bu sadece part 01 için. 7 partımız var. Yaptığım bölümlerin adımları burada. Bakın mesela 5'i yapmamışım. Neden 5'i yapmamışım? 5'i atlamışım. Bunu buradan rahatça görebiliyorum. 5 yapmamışız. Bunun önceki mesajda, ha bunun önceki videoda 5'i yapacakmışız demek yani. Sonra yapmamışız. Önemli değil. Dönerim şimdi. Gördüğünüz gibi bu da bitirmediğim bölümler bu şekilde. Burada da yüzdelik ilerlemem gözüküyor. Bunlar da benim yaptığım şeylerin ayrıntıları. Details'a bastığım zaman en son yaptığımız şeyi burada görebiliyoruz. Gönderdiğimiz şeklinde. Yani buraya kaydoluyor. Bu güzel bir şey. Evet, bitti. Şimdi devam edelim. Reading strings. Ya biz scanner'ı bunun önceki videonun sonunda yapmıştık ama sonra herhalde atladık scanner'ı. Burada tekrar scanner'la ilgili devam edelim. The reader next line. Bu scanner'dan nefret ediyorum açıkçası. Onu çok net söyleyeyim. Çünkü yani bir input yazıp devam etmek kadar kolay değil. Scanner, scanner, scanner sözünü söylememiz gerekiyor. Evet, the reader next line komutu input ve return string. Evet, input alır. Yani kullanıcıdan bir veri alır. Ve o aldığı veriyi dışarı işler. Return eder. Geri verir. Çıktı olarak verir. Bir string ise tabii bu. String alıyor sadece sanırım. Next line diyoruz çünkü evet. Next line dediğimiz için string. Eğer next int deseydik integer olurdu. Bu terimleri biliyor olmanız gerekiyor. Integer sayılar için, stringler yazılar için. Float var, double var. Bunları ayrı ayrı öğrenmeniz gerekebilir. Ama işimize yaradığı zaman zaten ben burada söyleyeceğim. Şu an integer'la falan işimiz yok. Yakın zamanda olur, o kadar da geç olmaz yani. Eğer kullanmak istiyorsanız bir programı, string bir program içinde bunu string olarak kaydetmiş olmanız gerekiyor. String message burada gördüğümüz gibi. Sonra scanner next line dediğimiz zaman herhalde hemen bizden bu message'ın içine koyacağımız string'i istiyor. Burada bize bir örnek vermiş. Import scanner public class. İşte scanner scanner leaf scanner. System outprint bir mesaj yazın. Scanner scanner next line. Bu tip bir şey yazmıştık sanki biz. Yok, buna benzer bir şey yazmıştık. This will be printed twice. Kırmızı olan bizim girdiğimiz yazı. Bizim girdiğimiz yazı enter'a bastığımız zaman görebiliyoruz, sonuç olarak biz girdik. Ondan sonra iki kere yazdırmış oluyoruz. Şimdi message three times. Bakalım burada message three times. Evet. Aa, pardon. Niye böyle oldu bu?
Tamam. Message three times'a geldiğim zaman src main java message three times. Şimdi bir mesaj yazmamı istiyor. Bunu yazdıktan sonra da bunu 3 kere bastırmamızı istiyor. Sanırım o şekilde. Evet, hi 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 hi. Sadece buna bakıyorum. Yani hepsini okumak zorunda değilim. Burayı yazmamız gerekiyor programa. Siliyorum. Ama bir dakika. Şöyle bir olay var. Site mode print write a message diyor. Heh, tamam. Soğut diyoruz ama tabii tab'e basacağız soğuttan sonra da, pardon. Soğut yazıyorum, tab'e basıyorum. Şunu siliyorum. Scanner mı? Hayır, message değil. Ve ben buraya diyorum ki string must message, pardon, message neydi? Scanner next line. Bu şekilde çalışıyordu galiba. Bir bakalım hemen geri. Nasıl çalışıyordu? Scanner'ın sesi küçük. Scanner put next line. Ha, evet. Şurasına şundan eklememiz gerekiyor. Şimdi sistem operate message diyorum. Bunu 3 kere yazdırıyoruz. Çünkü message 3 times. Burada da bizden istenilen buydu. 3 kere. Pardon. 3 kere istiyor bizden. Bu kırmızı bizim girdiğimiz olacak. Hemen bir deneyelim önce kendimiz. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Write a message diyor. Merhaba. Evet, 3 kere merhaba 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 yazdırdı. Yüksek ihtimal doğru yazdık. Göndermiş olalım hem aynı zamanda. Bu gönderirken de devamına bakalım ne yapacağız. Won't spend time. Bu da işte bunu da yazabiliriz. Aynı şey olur. Evet. Input string as a part of output. Yani bu şu demek yanlış anlamıyorsam. Input string, yani biz az önce hi yazdık, merhaba yazdık ya mesela. Merhaba bir string ve biz input ediyoruz onu. Bunu bir çıktığının parçası olarak input et gibi bir şey demek istiyor. Bunun tam çevirisini yaparsak ne çıkacaktır? Çıktığının bir parçası olarak giriş dizesi. Yani biraz garip. Önce şuraya çevirelim. Biz merhaba Avlovadans dizi değişmezlerinin ve dizi değişkenlerinin artı eksi operatör kullanarak, artı operatör kullanarak, eksi yok, artı operatör kullanarak birleşebileceğini alıştırma. Aşağıdaki örnekte kullanıcı girdisi alan ve bunu bir dizi değişmez değeriyle birleştirmiş olarak basan bir program göstermektedir. Yani demek istiyor ki, he, tamam ben anladım galiba bunu. System out print. Şimdi burada scanner ile aldığımız bir input var mesaja. Mesajı buraya yazıyoruz. Buraya da kendi elimizle girdiğimiz şey var. Yani this yazdığın zaman you wrote this oluyor. Tamam, bu az önce yaptığımızın bir küçük aynı benzer hali. Hemen bunu kapatıp greetings'e geçelim. Bir dakika, greetings değil ki bu. Greeting burada. Evet. Bizden ne istiyor? Ada yazdığım zaman hi Ada demesini istiyoruz. Hemen girelim. Greeting. Bunu silelim. Scanner. Name. Bu salak şey hep olmak zorunda mı ya? Neredeyiz? Name. Ama tabii string olması lazım önce. Name. Scanner punkt next line böyle böyle. Name olması sıkıntı çıkarabilir mi ya? İsim diyelim biz buna. Belki name olmayabilir. Hani name bilmiyorum. İsim. Hiç ismi kullanmadığımız için sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an kadar hiç kullanmadık. Bak evet, hiç kullanmadığımız için. İsim yazdık ama hiç kullanmadık. Bunu bize uyarıyor. Soğut tab name, ama bundan önce bir hi diyeceğiz. Hi plus name. Hi'nin h'si büyük. Hi Ada dememizi istiyor.
Burada bir boşluk olsa da çok güzel olur çünkü birleşik olmasın isimle hay kelimesi. Kendimiz bir görelim önce aşağıda. İsim istemesini sormadık mı biz? İsim, aynen bakın burada isim böyle çevirdik ama burada name yaptık. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bizden isim isteyecek. Ha şu an yazabiliyoruz. Evet bir soru sormadık. Hani isminizi girin demedik. What is your name diye isim sormamız gerekiyordu. Değil mi? Bakalım. Kesinlikle what is your name diye isim sormamız gerekiyordu. Ama biz hiçbir şey öyle istemedik. İsim scanner next line dedik. Önce buraya Soğut what is your name soru işareti koyup ondan sonra başlatmamız gerekecekti. Bunu durduralım bir daha başlatalım. Ne durumda olduğuna bakmam lazım. What is your name? Sencer. Hi Sencer. Sağ ol kardeş. Bu kadarı yeterli herhalde. Bunu gönderelim. Bilgisayar kontrol etsin. Arada biz aşağı inelim. Program execution waits for import. Import diye mi okunuyor hiç bilmiyorum. Umurumda da değil. Diyor ki programın yürütülmesi kullanıcıdan girdiği okumaya çalışan bir ifade geldiğinde yürütme durur ve bekler. Yürütme işlemi yalnızca kullanıcı bir miktar girdi yazıp enter tuşuna bastığından sonra devam eder. Yani demek istiyor ki burada bize anlatmak istediği şey şu. Biz şimdi burada what is your name diye soruyor ya. Sonra Sencer giriyorum ya. Ben Sencer'e girip Enter'a basana kadar bu program duruyor demek. Bundan bahsediyor olması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman burada her scanner yaptığında bir kere durmak zorunda bu program. The first, the second, third. Evet. Conversation. Write a program that works as follows. Greetings, how are you doing? Good, thank you. Oh, how interesting. Tell me more. Well, there is really nothing to tell. Thanks for sharing. Sample output iki kere yazdırmış olması. Nice and dead like cotton candy. Oh, how interesting. Tell me more. Thanks for sharing. Herhalde bunun kendisini buradan conversation'ı seçtikten sonra fark edeceğiz. Bakalım. Hayır, hiçbir şey fark etmedim. The exact template already includes this code. Scanner tool. Zaten scanner tool'un içine koyduk diyor. Eyvallah da. Bunu iki kere yazmaların mantığı ne? Yani iki tane farklı cevap. Bunu anlamadım. Ama How to see solution çalışmıyor galiba burada çok. Şimdi şunu bir silelim. Tamam. Şimdi scanner, new scanner dedikten sonra bizden ne yazdırmamız istiyor? Bunu mu? Bunu soracak. Bunu yazacağız. Bunu soracak. Bunu yazacağız. Ha, bizim ne yazdığımızın hiçbir anlamı yok sanırım. Evet. Bizim buraya kırmızıyla bunları yazmamızın sebebi iki farklı örnek vermesinin sebebi sanırım bundan ne olduğunu hiçbir anlamı yok. Biz sadece şu soruyu sorup sonra bizim yazmamız için input komutunu vereceğiz. Tamam. Önce greetings, how are you doing? Kopyaladım bunu. Soğut. Bunu veriyorum. Sonra scanner diyorum direkt. Next line. Bunu yapıyorum. Böyle yaptığım zaman herhangi bir şey atamış olmuyorum. Normalde buraya string message falan yapmamız gerekiyordu ya şu şekilde. Pardon. Message. Böyle yapmamız falan gerekiyordu ya. Niye? Çünkü message'in masaka değil ya message. Yok masaka. Message'in içine bunu koymamız gerekiyordu. Şimdi gerek yok. Çünkü belirtmemize gerek yok sanırım. Biz de direkt burada sadece şu kırmızıyla yazdırmamızı sonra tekrar bu sorunun sorulmasını istiyor. Biz buraya her türlü ne girersek girelim. Bu kırmızı olarak girdiğimiz yere gelecek. Sonra üçüncü şey. Tekrar buraya Soğut yazalım. T'ye basalım. Oh, how interesting. Tell me more. Tekrar scanner.
Next line koyup böyle. Burada diyor ki bize bunu böyle kullanmasının sebebi tekrar sanırım. Evet, bu hani hiçbir işe yaramıyor diyor burada. İstiyorsun ama hiçbir işe yaramıyor. O yüzden sarı gösteriyor. Sonra biz tekrar cevap veriyoruz. Sonra da, oh, thanks for sharing diyor. Hadi onu da bir koyalım. Soğut deyip. Bir çalıştıralım. Bir şey atlamış gibi hissetmiyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum yani en azından. Greetings, how are you doing? İyidir. Oh, tell me more. Yok, sağ ol. Thanks for sharing. Tamam, teorik olarak doğru çalıştı. Bunu bir de bilgisayar kontrol etsin. Bak, kontrol ederken biz de buraya bakalım. Zaten input komutunu verdiğini söylemiş. Aşağıda. Evet, bütün testler geçirdiğine göre sıkıntı yok. Bize yukarıda şurada bundan bahsetmişti. Şöyle bir örnek vermişti. Şimdi burada aynısını bir daha karşımıza çıkarmış. Geçmiş örnekte 3 farklı şekilde user input'unu kaydettik. Bu farklı isimler destekli olabilir. First, second, third. Şimdi diyor ki biz başka bir şey yapacağızmış. Bakalım neymiş. Daha fazla dize kullanarak içeriği kullanıcının girdisine bağlı olarak değişen daha karmaşık metinler oluşturabiliriz. Aşağıdaki örnekte kullanıcıya yazdığı metinler hakkında biraz daha bilgi verilmiştir. Dizelerin yazdırılma sırasının değiştirilebileceğine dikkat edin. Tam olarak neden bahsetti hakkında hiçbir bilgim yok. Ne diyor? System out printing ve first string first. Second, second, third, third. Third, second, first, first, second, third. Tamam. Yani burada bize sadece yerlerini değiştirebileceğimizden bahsetmiş ama buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Diyor ki ilk string nedir? One dedik. İkinci string nedir? Two dedik. Üçüncü string nedir? Three dedik. Diyor ki son girdiğiniz string three'di. Which was preceded by two. İkiden sonra ya da ikiden bir ön, iki, ondan bir öncesi iki mi demek istiyor burada? Bu cümle yapısını ilk defa duyuyorum. Öncesinde 2 vardı, evet. Öncesinde 2 vardı, ilk string'de 1'di. Hepsi beraber 1, 2, 3. Bize bunu gösterdi çünkü hiçbir bilgim yok yani. Zaten bildiğim şeyleri bir daha toparlamış olduk. NB ne demek? Böyle bir yazınca çıkıyor mu? New Brunswick in official postal use. New Brunswick. No Brunswick'ten bahsettiği hakkında hiçbir şeyim yok yani, zannetmiyorum böyle bir şeyden bahsettiğim ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. The example output might align wrong on narrow displays. Şurayı bir direkt çevirelim hocam. Şöyle bakalım. Örnek çıktı, dar ekranlarda yanlış hizalanabilir. Tarayıcı penceresinin yalnızca sınırlı bir bölümü kullanıyorsanız veya ekranınız çok darsa metni farklı hizalanıp hizalanmadığını görmek için ekranı yatay olarak uzatmayı deneyin. Bunu bana mı diyor ya? Alıştırma metninin daha geniş ekranlarda olduğu gibi hizalanmasını bekler. Bu bayağı garip bir uyarıydı. Kullanıcıdan karakterin adını ve işini soran bir program yazın. Program daha sonra kısa bir hikaye yazdırır. Çıktı aşağıda gösterdiği gibi olmalıdır. Once upon a time there was a builder who was a builder won the way to work. Bob reflected on life. Perhaps Bob will not to be a builder forever. Tamam, güzel bir hikaye. Hemen story'mize geçelim buradan. Story'miz on. Main Java story. Silelim. Oo, hikayenin hepsini biz yazacağız. Hemen. Önce I will tell you story but tamam. Bunu önce bir hikaye anlatacağım ama bana birazcık bilgi lazım diye soru sormamız lazım. Soğut dedikten sonra T'ye basıp bunu yazıyorum direkt. Enter. Buradaki kırmızı şeyin ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok ama ekran kırık değil. Şöyle yaptığınız zaman görebilirsiniz. Ekran kırık olsa zaten sadece ben. Neyse,
What is the main character called? Şimdi bunu sorması gerekiyor. Tekrardan. Sonra next line olarak cevap 1 diyelim buna. Ama tabi bu bir string olduğunu unutmayalım. Cevap 1 diyelim. Eşittir. Scanner aracımızın next line içinde alması istediğimiz bir komut var. Evet. Cevap 1 alacak bundan sonra. Tamam. Bunu aldı ve cevap 1 aktardı. Sonra tabi önce bir soru sorması gerekiyor. Bunu kopyaladık. Bob dedik. Sonra what is their job? Tekrar Soğut yazıyoruz ve bunu yapıştırıyoruz. Tekrar işte işi nedir dedi. Hemen string. Cevap 2. Scanner next line diyelim. Pardon. Oldu galiba. Here is a story. Tamam. Şimdi bak burada güzel bir oyun yapacağız. Soğut dedikten sonra bir daha alt satır iniyoruz. Direkt Soğut yine. Öncelikle Once upon a time there was a Bob. Tamam mı? Şuradaki boşluğu da alıyorum. Ve bunu buraya yapıştırıyorum. Sonra artı cevap 1 yani bizim ismimiz. Cevap 1'e ismi aktardık. Sonra Who was a builder? Ondan sonra da şöyle bir şey eklememiz gerekiyor. Tekrar artı koyup bunu ekliyorum ama tabii ki buraya bak hemen altın çizgi gördün mü? Çünkü buraya şunu eklemedik. Şimdi yine bir hata olduğunu söylüyor. Tam olarak hatayı nerede yaptık? Şurada. Şu virgül olmayacak burada. Virgülü bunun içine koyacağız. Şu şekilde. Evet. Neden? Çünkü bakın Bob'dan sonra virgül sonra bir boşluk geliyor şurada. Sonra bu vaza buyulur. Sonra altta şuraya kadar bizim elle yazacağımız şey olacak. Soğut. Sonra cevap bir yine. Çünkü bu bir isim. Cevap bir Bob'du çünkü. Reflected on life. Hemen bunda yapıştıralım şu şekilde ama artı koyduk mu koyduk. Çok güzel. Tekrar Soğut. Tap. Perhaps Bob will not be. Şimdi perhaps. Önce perhaps'ı elimizle yazdırıyoruz. Boşluklu beraber. Boşluğu da alıyoruz. Perhaps. Plus. Name. Plus. Will not be a. Çünkü builder var. Builder. Cevap 2. Forever punkt. Bakalım. Evet. Builder'dan sonra bir boşluğun olduğunu unutmayalım. Forever'ın öncesine koyalım bunu da. Şimdi teorik olarak çok güzel yazdık. Bir başlatalım ama. Hata yapmamışızdır umarım. Buraya name yazmışım. Evet, hata yapmışım. Cevap 1 olacak. Hemen başlatalım. What is the main character called? Bob. Builder. Once upon a time there was a Bob, was a builder. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Evet, şu an çok güzel çalıştığını düşünüyorum. Here is the story. Evet, çok güzel çalıştı. Bunu hemen bir yollayalım. Kontrol etsin. O yaparken hemen aşağı bakalım. The exercise template are the equal test. Evet, bunu yine aynı şey söylemiş. Ada ve ad data science deseydik de çalışacağını gösteriyor. Çünkü biz bu iki tane girdiği ona göre yazdık. Evet, değişkenlere geçeceğiz. Onu bir sonraki derste geçeriz. Önce şuna bakalım. Evet, %33 doğru. Hatalarımız var. Perhaps Bob will not be a builder forever yazmasını beklerken A yazmayı unutmuş muyuz? Perhaps Bob will not be a builder forever expected.
Bip will not be a builder forever, but Wes Bob will be not a bee. Biz hatayı nerede yapmışız ki? Hatayı nerede yaptığımızı görmem gerekiyor. Çıktı ne? Bu. Aa, bu yıldırı burada yazıyormuş. Ha, biz buraya A'yı sonradan koyduk. Pardon. Tamam. Ben A bu yıldırı oraya yazdığını görmedim. Bu benim hatam. Tamam. Şimdi çalışmalı. Tekrar. Önce kendimiz bir bakalım. Bob. A bu İlder. Evet, şu an çalışıyor gibi gözüküyor. Tekrar gönderelim. Evet. Değişkenlere bir sonraki derse geçeriz. Bunu bitirdikten sonra part 1 bitmiş olacak. Part 7'ye kadar bayağı bir yolumuz var zaten. Benim boğazım. Ya yeter be. Ne? Once upon a time there was a Ada. Bebektir. Was Ada. Was a Tamam da builder girersen tabii ki builder çıkar. Sanırım bunlardan sonra bir dakika, burada bizim hatamız olmadığını düşünüyorum. Once upon a time there was Ada, who was a data scientist. Ada was a builder. Neden builder çıksın ki? Scanner. System all parental. I will tell the story. Tamam. Cevap 1 giriyorsun. Ada. Cevap. What is it? Cevap 2 giriyorsun. Tekrar. Cevap 1. Aa, pardon, biz buraya her türlü builder yazmışız. Evet, bunu ben görmedim ya. Bu benim, tamamen benim hatam. Builder direkt buraya cevap 2 gelmeli. Şuraya bir bakalım nasıl olduğunu görmem gerek. Şunu kapat. Bunu. Pardon. Was a builder'dan sonra nokta gelecek. Evet, onu da unutmamak lazım. Nokta. Şurada boşluk olacak. Evet. Evet, hatam büyükmüş. Tekrar gönderelim. Ne diyordum? Değişkenleri bir sonraki derste geçeriz. Benim boğazım ağrıyor böyle çok konuşunca. Ama bir 5 hafta gibi bir tatilim var ve bu sürede bunları kendi kendime öğrenirken çekiyorum. Ya, bu videonun amacı aslında tamamen kendim için. Sizinle alakası yok. Ben birilerine anlatırken daha güzel anlayan birisiyim. Ama tabii belki de bu şekilde anlayan, bu şekilde isteyen birisi vardır. Ve sonuç olarak ben bunu internette bedava verdiğim için o kişi de bedava bir şekilde faydalanabilir. Zannetmiyorum. Ben olsam ben kendi sesimi dinlemezdim. Çünkü bence çok sinir bozucu. Tabii yani. Ve bu şekilde anlatmak sinir bozucu. Kendi sesimi severim. Ama mesela bu çok sinir bozucu. Yani burada da A koymuşuz. Evet, onu da unuttuk. Onu sorudan koydum değil mi ben bir daha? Yok, sorudan mı koydum hatırlamıyorum. Dediğim gibi yani eğer hoşunuza giderse, böyle anlıyorsanız, sizin için iyi buysa siz de izlemiş olursunuz. Bunun için de hepsi kendim için. Yani kendim böyle öğretmeyi, böyle öğreterek anlatmayı daha çok seviyorum. Yoksa çok da oturup böyle ders çalışmayı çok sevmiyorum ama Java öğrenmem gerekiyor. Java'yı da hiç sevmem açıkçası. Evet. Bu da bittiğine göre hemen şuradan bir test my code diyelim. Test my code sitesini yenileyelim. %24 tamamladı. Bir tek şurada şunu unuttum yani. Şunu niye unuttum bilmiyorum. Bunda bir sonraki derste yapıp sonra diğerlerine geçerim diye düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.